Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Almina bugün yetişemedi. Maalesef. Hadi başa alalım. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Niye çıkardın? Yenileyeceğim. İsrafsın ha Almina. Tamamen israf. Anneri nasıl da merhaba diyor. Gel sen de söyle. Başa alıyoruz tekrardan. Merhaba. Kanalımıza. Hoş geldiniz. Sen dedin. Derdiniz. Bugün arkadaşlar kuaföre gidiyorum. Kuaförde ne yaptıracağımı merak ediyorsanız sürpriz söylemeyeceğim. En sonları söyleyeceğim. Çünkü hep sürpriz yapmak istiyorum ama sürprizim bozuluyor. O saçını yüzden bu kez... Saçını boyadı keratan bakın yaptıracağım. Ay karatıt. Söyleyemedim. Keratin bakım yaptıracağım. Ama hangi rengi boyayacağımı söylemeyeceğim en son. Gri. Söyleme. Hayır. Ay bilemedim. Beyaz. Hayır. Sarı. Hayır. Barbie sarısı. Hayır. Gri ile sarı arası. Bilemedim. Sürpriz arkadaşlar. En son göstereceğim. En son. O sırada fotoğrafı en başta şuraya koyan mı? No. Arkadaşlar bu arada ne diyeceğim size? Annem beni kuaföre götürmeyecek. Annem beni kuaföre götürmeyecek. Ben ne yapıyorum annemle ben şu an? Siyah kuğu gibi süzülüyor. Dedem gire bırakacak nasılsa beni. Neyse işte. Ya biz her videoda böyle değişik şeyler yapıyoruz. Çillerime bakın ne kadar çirkinim. Bir de bana çok güzel diyorsunuz ya. Benim nerem güzel. Keşke benim baksana. De çillerim olsaydı. Her yerim çilli. Keşke benim de çillerim olsaydı. Neyse annem sonuç olarak kuaföre gidiyor. Ben de ne yapacağını bilmiyorum artık yapacak bir şeyler. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi babaannemgildeyiz geldik. Annem şimdi gidecek kuaföre maalesef. Maalesef diyorum çünkü ben gidemiyorum kuaföre. Ne dedin sen? Almina bugün bakıcı oldu arkadaşlar. Hasta halimle. Açıksın. Güzel açık. Arkadan ışıklıyor. O hasta halimle. Bakıcı olmalı. Numaracı. Numaracı. Üstüm. Numara yapayım inanmayın. Aynı dedesi. Ki. Çiçeği dikkat çekildi. Bir damla. Geçen sene de baksın. Size geldi. Size geldi. Pınar ben geldi. Geldi yuhar pazarına da bana Pınar'ın da konuşa konuşa girdi. Ben de arkada kaldı ilgilendi. Arabalara çıktı. Babam. Ben başım. Yemin ederim. Peki gerçekten başlıyor bana? Ama geldi eve hiçbir şey yok. Peki burada tansiyon düşüyor. Adam yeri ayağını. Arkadaşlar yine suyu babaanneye bıraktım. Ben şimdi gidiyorum. İnşallah huysuzlanmaz. Görümcemle beraber gidiyoruz işte arkadaşlar. Şimdi evden indim. Onu almaya gidiyorum. Oradan da zaten onların evinin yanı. Öyle gideceğiz kuaföre. Kendimden çok yine su merak edeceğim. Umarım huysuzlanmaz. Ki sanmıyorum çünkü babaanne de çok akıllı duruyor nedense. Evde huysuzlanıyor ama babaanne de olunca öyle olmuyor. Neyse gidiyorum işte. Görümcem geliyor arkadaşlar şu an. O da akşam işe gidecek işte. Ondan sonra beni kırmadığı için beraber gideceğiz. Kuaföre geldim arkadaşlar. Ben söylemiştim ama aralara yine bir konuşalım teyit edelim. Bu tonlarda. Şu tonlarda olacak. Evet. Aralara atacağız.
gibiyim. Neyse sonunda prenses olacağım ben artık. Kazanırsınız. Bak çok soracaklar bana. Sen de çok şey kazanırsın yani. Sen bana da. Önce dedem aldı. Dedem aldı bölgesinde de kendi kendim var. Kolay yollar dedim. Tamam. Keratin abi kudosa gelmiş. Dergi o. Keratin kolay temiz. Bunu kullandıktan sonra bir süre sonra böyle 3-5 ay sonra Ahmet'in de gönderdi. Bunu tanıklı bilgiler içeri.
Vallahi rengine bayıldım. Çok güzel. Biraz kurutalım, suyunu alalım. Senin de gönlün yoksa onu da gönlün yoksa. Okey bakalım. Aa, bittim şu an. Komple boyu yaptıracağım diye benim bittim. Benim ablam da sıçı da bugün ikisinin de böyle bir dalga. Dalgalı şekillendirelim böyle, iri dalga. Tamam mı? Biraz hafif böyle. Onu güzel bir video yapalım. Bunun rengi şey olmaz değil mi? Soluk, solmaz değil mi sonradan? İşte bu sonra. İçindeki griliği biraz gidecek ya. O zaman silver şampuanlı. Ama tam anlamıyla solmaz yani. Bu açıklığı duracak biraz daha. Anladın mı? Artık bırakmadım ama yine de kaldı. İyi ki de bunu yapmışız ama. Yani ben böyle istiyordum ama işte herkes riski atma diyordu. Gri gider diyordu, kalmaz diyordu. Riskli saç rengi diyorlardı. Sıcak mı olacak? Kendim olsun. Ondan sonra... İşte. Yok, ben de saç bakım şeyleri anlatıyorum yani. Şimdi bunu koyu renkler sevdiğiniz için sizin şampuanınızı desteklemeniz gerekiyor haftada bir kere. Rengimizi attıkça, o soğuk yansıma gittikçe bununla beraber haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Bu sürpassız şampuanınız. Aynı şekilde bunu da temizledikten sonra bunu uyguluyoruz. Uç ve boylarına o istediğin gri, soğuk yansımayı yakalayabiliyorsun. En sonunda krem ya da maske. Sonrasında yağlarımla devam edeceğiz. Bu ürün saçının nemini gidermiyor. Uzun vadede keratini uzun süre kullanmanı sağlıyor. Bu da istediğin soğuk gri yansımayı veriyor. Şu an ihtiyacımız yok. Yaptığımız soğukluk yeterli ama ilerleyen süreçlerde tekrar bunu kullanmaya gerekecek. Bu şekilde. Bu arada reklam falan yapmıyorum arkadaşlar. Sadece kuaförden alacağım ürün. Bunlar hani saçıma işlem yapıldığı için bunları kullanmamı önerdiler. İnternette satışı yokmuş sanırım. Toptan geliyormuş kuaförlere. O yüzden o silver dediği şampuan da mor şampuan zaten. Birçoğunuz biliyorsunuzdur belki. Bir de bunu önerdi bana. Bunu sürekli kullanmama gerek işte haftada bir, iki defa falan o şekilde. Ama bunu sürekli kullanabiliyormuş. Bunları da aldım yanımda. Umarım saçım fazla yıpranmadan toparlayabileceğim. Gerçi yıpranmadı, bir şey olmadı saçıma ama bunları da kullanırsam daha iyi olacak ve istediğim renk uzun süre kullanabileceğim. O şekilde yani arkadaşlar. Bu arada saçlarıma keratin yaptık arkadaşlar. Keratin için bekliyorum. Keratinden sonra da kurutma işlemi olacak. Ondan sonra bitecek zaten. Ben yorulmaktan bir yerde bebek istiyorum ya. Kızım elin ağrımıştı, boynum ağrımıştı. Kızım çektik sürekli. Bebek mi? Evet. Yok, ağrım kafam çok bir karar ağrıdı. Ama o da normal ya. Kürek attım da ondan ağrım. Yani şöyle. Ve karar gibi. Evet, bakıp aşağıya gidiyor. Aynen öyle. Biliyorsun aslında aşağıya. Uygulamada sıkıntı yaşıyor yani. Hayır, araştırıyorum. Benim kanalımda paylaşıyorum. Thank you.
Biraz ağırlık hissiyatı olur ama üstüne bakım olduğu için zaten... Öreceğim ya zaten gene. Nasıl? Öreceğim gene bir şey olur. Ağırlık hissetmem yani. Açık bıraksanız rahatsız eder de. Öteki türlü dediğin anı. Sadece keratin biraz gözde yanmayabilir bende. Arkadaşlar dur çevir arkadaşlar. Kuafördeyken Dinasu bir huysuzlandı sesimi duyunca. Armin'i aradı, telefonla konuştu. Biraz huysuzlandı. Bayağı bir ağlamış sesimi duyunca. Armin'e ben yokken ne yaptı? Neyse bu arada saçım böyle oldu. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel oldu. Onun için de size gösterdiğim şampuanları aldım. Mor şampuan falan. Öyle mi? Evet. Ama saçımı çok beğendim arkadaşlar. Sen de boyalı saç aşkım. Keşke benim de saçım boyalı olsaydı. Boyalı saçı boyanın tonunu eşitlemek için. Keşke benim de saçım da boyalı. Yok, sana boyamaya yok. İşte çok güzel oldu. Kuaförde bir tane kadın kaynak yaptırmıştı. Kadının kaynağı bayağı canını yakmış. Kaynak taktırdığı yer çok kötü taktırmış. Bu kadar kalınlıkta kaynakları vardı. O da sırt üstü uyuyamıyormuş. Bayağı canını acıtıyormuş. Kadın saçlarıma baktı böyle, kendine baktı. Benim saçıma baktı. Üzüldü biraz. Sonra kuafördekiler işte uyardılar. Dediler oraya taktırma, gel bize taktır. Çünkü kötü takmışlar, yazık günah falan dediler. Kadın söylemeyin söylemeyin moralim bozulmasın falan dedi. Zaten moralim bozuk falan dedi.
İşte öyle benim saçlara baktı, baka baka gitti. Neyse maşallah diyeyim bu arada. Ha bu arada arkadaşlar çok korktum. Saçım yıpranır falan diye ama neyse ki keratin falan da yaptırdım. O şekilde toparlayacağım. Normalde normalde korkuyordum boyadan. Çünkü boya saçı yıprattığı için korkuyorum yani. Saçın hani buralar kısa. Nere? Buralar kısa. Hani bakayım. O yanık denmez. Yine su, hele buna bak. Hele buna bak. Kızım sen ne yapıyorsun? Bu da çantamı almış gidiyor. Yine su ne yapıyorsun sen? Yine su da çok özlemiş. Beni ilk gördü tanımadı. Haydi haydi haydi. Fosforlu pembeye boyayalım Yunan'ın saçlarını da. Dur ışığa geçelim, açıyı böyle alalım. Nasıl açı? Şöyle tutma. Ay pardon kızım, pardon özür dilerim. İyi mi böyle Almina? Öyle işte arkadaşlar. Neyse babaanne de falan Almina baktı Lina'sı. Almina hayranlıkla bakıyor. Çok mu güzel oldu? Tamam ben de. Kıskançlıkla bakıyor. Ama boyayı duyuyorum. Yapan kişi gerçekten çok güzel yaptı. Normalde herkese baba güvenmem ben. Önceki saçım. Oha ben de. Normalde saç boyasında kimseye güvenmiyorum arkadaşlar kolay kolay ama bu kez yani işinin hakkını verdi. Onu da demek istiyorum yani gerçekten güzel boyadı. Ah. Öyle işte. Neyse ne oldu? Saçın derisinden yüzüp kendi saçımı peruk diye takmak istiyorum. Böyle bitmiyor böyle bismillah. Neyse arkadaşlar. Ya öyle işte kıskanç Almina. Kıskanç. Öyle işte arkadaşlar. İnsan neyse. Gibi, keratin bu arada 2 gün yıkamayacakmış. Ya bir sus da. Bu arada arkadaşlar. Keratin 2 gün yıkamamak gerekiyormuş. 2 günde yıkamayacağım. Ondan sonra yıkayacağım saçımı. Isı falan kullanmam da. Ne? Burada ne var? Yemek yemişim, yemek var. Isı falan uygulamam da. Ha? Gözümden ay kendimden geç. Afördü. Eve geldim. Yemek yedim, biraz kendime geldim. Anne sen beni öyle çekmeme işte. Challenge mi yapıyorsun? Anlamadım. Kışkırtma challenge. Kameraya giriyorum. Neyse arkadaşlar. Hadi kapanış yapalım bence artık. Sonraki videomuzda Almina'nın saçını boyuyoruz videosu olacak. Almina perçemlerini mora boyuyor. Ha bu arada demeden geçmeyeceğim. Saçımı beğendiysen yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı, bildirimleri açmayı asla unutmayın. Sosyal medyada arkadaşlarınıza da önerirseniz çok mutlu oluruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saçımı göstereyim. Hoşça kalın.